Herkese merhaba hanımlar. Gelin Hanımın İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Etamine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için güzel, şık bir havlu örneği yapacağım. Baştan sonra yapılışını sesli ve anlatımlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hiç bilmeyenlerimiz bile Etamin işleyebilecekler. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Önümdeki havlu benim büyük yüz havlusu arkadaşlar. Havlumuzun bu etamin kısmını uzunlamasını bu şekilde serdikten sonra bu etamin boşluğunun sağdan sola bu şekilde karelerini sayıyoruz. Daha sonra tam ortasındaki çizgiyi buluyoruz. Tam orta noktasını ve bu baş kısmından bu şekilde işaretliyoruz. Bunu isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Saymayıp da bu boşluk kısmını şu şekilde ikiye bölecek şekilde katlayıp hizalı bir şekilde bu taraftan iğnenizi sokup bu şekilde de ortasında bulabilirsiniz. Şimdi ortamızı bulduktan sonra baş kısımdan şuradan arkadaşlar işaretlediğim noktadan sola doğru 1 2 3 tane kare sayacağız ve 3. karemizin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. Şimdi ben altta biraz bu şekilde ip bırakıyorum. Daha sonra o ipimi arkalarda kaybedip güzel bir şekilde temizliyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iğnemizi çıkardıktan sonra ipimizin tam çaprazına sağ alt çaprazına batıyoruz. Ve daha sonra hemen üzerindeki delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu çarpıyı tamamlamak için ipimizin bu sefer aşağısına doğru çapraz deliğine batıyoruz. Hemen üzerindeki delik değil de ikinci boş delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Bu şekilde bir çarpı yapmış oluyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar edelim mi? İpimizin aşağısına doğru tam çaprazına batıyorum. Yani diğer çarpımızın bir uç kısmı oluyor aynı zamanda. Hemen üzerindeki boş delikten çıktım. Bu şekilde. Tamamlamak için de ipimin tam sol aşağı doğru çaprazına batıyorum. Bu sefer aşağıda yapmış olduğum çarpının diğer ucuna batmış oluyorum aynı zamanda. Çıkarken de hemen üzerindeki delik değil de ikinci boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Üçüncü kez yapalım arkadaşlar. Hemen üzerine bir tane daha şu şekilde göstereyim. Tamamlamak için batıp bir üst sıraya çıkıyorum. Üç tane bu şekilde üst üste çarpı yaptıysak devam edelim. 10 tane daha yapalım. Üst üste 13 tane çarpımız olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bir tane daha yapmam gerekiyor.
ve 13. çarpıyı bu şekilde yarım yaptım. Tamamlamak için batıyorum. Çıkarken bir üzerindeki delik değil, ikinci boş delikte aynı şekilde iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? İpimin tam aşağısına doğru, sol çaprazına doğru batıyorum. İpimin çapraz deliği. Hemen bir üzerindeki delikten çıktım. Şu şekilde. Daha sonra bu çarpıyı tamamlamak için tekrardan ipimin çaprazına, bu sefer sağ çaprazına battım. Çıkarken de ipimi hemen üzerindeki boş delikten şu şekilde çıkardım. Şöyle bir çarpımız oldu. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. İpimizin sol çaprazına battım ve hemen üzerindeki boş delikten çıktım. Tamamlamak için ipimin sağ çaprazına doğru battım, aşağısına doğru. Çıkarken de yine ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. Bu şekilde devam ederek sola doğru toplamda 6 tane çarpı yapacağız. 3 tane yaptım. Dördüncüsüne geçiyorum. Beşincisini yaptım. Ve sonuncusunu da şu şekilde yapıyorum. Tamamlamak için batıyorum ve iğnemi alttan çıkarıyorum. Şu şekilde. Şimdi buradan sonra ipimi alttan çıkardıktan sonra iğnemi şuraya getirmem, çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Bu yukarı doğru 13 tane çarpı yaptık. 13. çarpımızın en uç kısmı var ya, sağ üst uç kısmı. Bunu hemen üzerindeki delikten, şu boş delikten iğnemi çıkarmam gerekiyor. Şöyle göstereceğim. Yani şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Direkt çıkaramam. Arkada kötü bir görüntü olur. Hemen arka tarafı çeviriyorum. Şimdi ipimizi buradayken çıkardık. İşaretlediğim nokta burası. Buraya gelmem gerekiyor. Şimdi buradan sonra bu yapmış olduğum çarpılar var ya, bu çarpıların hemen iplerinin altından geçiyorum. Şu şekilde. Çarpılarımın arkasından yürüdüm. Şimdi son kez bir tane daha geçeceğim. Şu şekilde. Gayet temiz bir görüntü. Geçmekten korkmayın. İşaretlediğim nokta burasıydı. Hemen arka tarafı çeviriyorum. Şu şekilde. İğnemi çıkardım. Arka tarafa bakalım mı? Şekilde. Devam ediyoruz buradan sonra. Sağ tarafa doğru 5 tane çarpı yapacağız. Bu yapmış olduğumuz çarpılardan. İpimizin hemen çaprazına aşağı doğru battım ve hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Tamamlamak için çaprazıma battım. Çıkarken de ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. Şimdi ne yapalım? Aynı şeyi tekrar edelim. İpimizin tam çaprazına batıp ve hemen üzerindeki delikten çıkalım. Tamamlamak için batıp
İpimizin hemen üzerindeki boş delikten iğnemizi çıkaralım. Aynı işlemi tekrar ederek 3. çarpıyı yapalım. Dördüncü çarpımızı da yapalım. Beşinci ve son çarpımızı da bu şekilde yapmış olalım. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Aynı şekilde ipimizin çaprazına battım ve hemen üzerindeki delikten çıktım. Şekilde. Tekrar bu çarpımı tamamlamak için ipimin sol çaprazına batıyorum. Çarpıyı tamamlamak için. Çıkarken hemen üzerindeki delik değil de ikinci boş delikten düz bir şekilde iğnemi çıkarıyorum. Hemen üzerine bir çarpı yapmak için ipimin tam çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten çıktım. Ve bu çarpıyı tamamlamak için batıp bir üzerindeki delik değil de ikinci boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Üst üste iki tane çarpı yaptım. Devam ediyorum. 11 tane daha yapıp üst üste 13 tane yine çarpı yapacağım. Üst üste gelecek şekilde. Şimdi 13. çarpıyı bu şekilde yarım bir şekilde yaptım. Tamamlamak için batıyorum. Çıkarken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Sonra ipimin hemen çapraz sağ alt çaprazındaki deliğe batıp ve hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. Aynı işlemi tekrar edeceğim. İpimin tam sağ çapraz battım. Hemen üzerindeki delikten çıktım. Tamamlamak için tekrar ipimin çaprazını aşağı doğru battım. Çıkarken de İpimin tam üzerindeki boş delikten çıktım. Şu şekilde. İki tane yaptım. Devam ediyorum. Aynı işlemi tekrar ederek toplamda 6 tane çarpı yapacağız. Altıncı çarpıyı da yapıp ipimi iğnemi alttan çıkardım. Şimdi şöyle bir görüntümüz oldu. Şu şekilde. Şimdi benim iğnemi
bu sefer şuradan çıkarmam gerekecek. Burada yapmış olduğumuz 13 tane çarpı var ya, en son yaptığımız 13 çarpı. En baştaki çarpının sol uç kısmında, sol üst uç kısmının bir üzerindeki boş delikten arkadaşlar, şuradan işaretimi koyduğum yerden iğnemi çıkarmam gerekiyor. Çevirdim arka tarafı şu şekilde. İğnem burada. Şimdi işaretlediğim nokta belli. Şurası arkadaşlar. Buraya geleceğim. Çarpılarımın hemen altından şu şekilde kahverengi iplerimin altından ilerleyerek iğnemi geçirdim. Düz bir şekilde ilerledim ve işaretimi koyduğum yerden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Çevirelim arka tarafı. Pardon, ön yüzümüz arkadaşlar. Bahsettiğim yerdeyim şu an. Şimdi bu sefer de sol tarafa doğru arkadaşlar 5 tane çarpı yapacağım. İpimin tam sol çaprazına battım. Şu şekilde göstereyim. Ve hemen üzerindeki delikten çıktım. Tamamlamak için battım yine ipimin çaprazına. Ve çıkarken ipimin üzerindeki boş deliğe iğnemi çıkardım. Aynı işlemi tekrar ederek sola doğru 5 tane çarpı yapacağım. Aynı şekilde iğnemi çıkardım. Bu şekilde 5 çarpımızı oluşturduktan sonra buraya bir 6. çarpıyı yapalım. Tamamlamak için batıp bir üzerindeki delik değil de ikinci boş delikten düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. Bu yapmış olduğumuz 6. çarpının hemen üzerine gelecek şekilde buraya bir tane çarpı tamamlamak için batıp hemen üzerindeki delik değil ikinci boş delikten iğnemi çıkardım. Üst üste 2 tane çarpım olmuş oldu. Üçüncüsünü yapalım. İpimin tam sol alt çaprazına battım ve üzerindeki delikten çıktım. Çaprazına batıp ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. 3 tane bu şekilde çarpı yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. 10 tane daha yapacağım ve toplamda üst üste 13 tane çarpım olmuş olacak.
Son 13. çarpımı da yapıyorum. Ve iğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, fark ettiyseniz eğer, aslında bu en başta yapmış olduğumuz bu 13 tane çarpı var ya, burada onu yapmış oldum. Yani 13 çarpı yaptım, 5 tane sağa doğru ilerleyip tekrar 13 yaptım. Sonra 5 tane sola ilerleyip 13 tane yaptım. Tabi aralarda da bu şekildeki çatallanmaları da aralarına koydum arkadaşlar. Bundan sonraki yapacağımız işlem, buraya kadar yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar etmek olacak. Yani buradan sonra bu 13 çarpıdan sonra ne yaptıysak aynı işlemi buradan sonra tekrar edelim. Ve havlumuzun sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek orta kısmı, çiçeğimizin orta kısmını tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ben çiçeklerin yapılışını göstereyim. Şimdi çiçekleri için sağlı sollu iki tanesinin yapılışını da göstereceğim arkadaşlar. Bir sağ çiçek, sola çiçek şeklinde devam edeceğiz. Şimdi iğnemizi bu üst üste yapmış olduğumuz 13 tane çarpı var ya, 13 çarpının en tepe noktasındaki çarpıyı birinci çarpı olarak sayalım. Hemen altındaki 2, onun altındaki 3. Üçüncü çarpımızın soluna doğru 8 tane kare sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. boş karemizin sol üst deliğinden şuradan iğnemizi çıkaralım. Çıkardıktan sonra ipimizin tam sağ alt çaprazındaki deliğe battım ve hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkardım. Buraya bir tane çarpı yapalım. Bu çarpıyı tamamlamak için yine ipimizin çaprazına batıp hemen üzerindeki delik değil de bir üstteki ikinci boş delikten iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde. Sonra ipimizin sağ alt çaprazına battım ve hemen üzerindeki delikten çıktım. İpimin sağ tarafındaki çapraz deliğe battım ve hemen üzerindeki delikten çıktım. Şimdi geri döneceğim. Bu yapmış olduğum iki çarpıyı tamamlayacağım. İpimin sol çaprazına battım ve hemen üzerindeki delikten çıktım. Çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten değil de ikinci boş delikten iğnemi çıkardım. Ve üst sıraya geçmiş oldum. Şimdi bu sefer sağ tarafa doğru 3 tane yapalım çarpı. 1. Çaprazına battım ve hemen üzerindeki delikten çıktım. 2. 3. Geriye dönüp tamamlıyorum. Tam çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten çıktım. İkincisini de aynı şekilde. Üçüncüsüne gelince tamamlamak için battım. Hemen üzerindeki boş delik değil. Hemen üzerindeki delik değil. İkinci boş delik. Şurası var ya arkadaşlar. Bu ikinci boş deliğin solundaki üçüncü boş delikten bu çıktığım yerin solundaki 1, 2, 3. delikten şuradan iğnemi çıkaracağım. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Şu şekilde ve çapraz bir üst sıraya geçiyorum. Şu şekilde. Şimdi buradan sonra sağa doğru çarpılar yapacağım. Tam ipimin çapraz deliğine batıp hemen üzerindeki delikten çıktım.
Aynı şekilde çaprazına batıp üzerindeki delikten çıktım. Devam ediyorum. Üçüncü çarpı. 4 5 şu şekilde. Altı. Yedinci ve son çarpıyı da yapalım. Şu şekilde 7 tane bu sıraya çarpı yaptım. Geriye dönüp çarpılarımı tamamlıyorum şimdi. Çaprazına batıp hemen üzerindeki delikten çıktım. Aynı şekilde. Hemen ipimin karışıklığını düzeltiyorum. Devam ediyorum. Son çarpımı tamamlamak için battım. Çıkarken bu ipimin hemen üzerindeki boş delikten çapraz iğnemi çıkardım. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi bu aynı şekilde sağa doğru çarpılar yapacağım. Bu sefer toplamda 6 tane yapacağım. Şekilde. Geriye dönüp bu çarpıları tamamlayalım. Şöyle yakından göstereyim. Son çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum bu sıraya. Hemen ipimin tam çaprazına yine battım ve hemen üzerindeki delikten çıktım. Sağa doğru 5 tane çarpı yapalım. Geriye dönelim ve çarpılarımızı tamamlayalım. Son 5. çarpıyı tamamlamak için battım ve ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Sağa doğru 4 tane çarpı yapıyorum. Son 4. çarpıyı tamamlamak için batıyoruz. Çıkarken hemen üzerindeki 1. değil, 2. boş delik değil, 3, 4. boş deliğin hemen solundakinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Buradan sağ tarafa doğru 1,
2 3 4 tane çarpı yapıp geriye dönüp tamamlıyorum. Ve son dördüncü çarpıyı tamamlamak için battığımda bir üst sıraya de geçerken hemen solundaki delikten çapraz iğnemi çıkarıyorum. Ve sağa doğru arkadaşlar çarpılar yapıyorum. 5 tane. Geriye dönüp tamamlıyorum. Beşinci çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Düz bir şekilde değil, bu çıktığım deliğin hemen solundakinden çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Sağa doğru 6 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüyorum, bu çarpılarımı tamamlıyorum. Altıncı çarpıyı tamamlamak için batıp bir üst sıraya düz bir şekilde değil, onun hemen solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Ve buraya da 7 tane çarpı yapıyorum. Yedinci çarpıyı tamamlamak için battım. Hemen üzerindeki delik değil, ikinci boş delikten şu şekilde iğnemi çıkarmıyorum arkadaşlar. Bu çıktığım deliğin hemen sağındaki 1, 2, 2, 3. delikten. Çıktığım deliğin sağındaki 3. delikten çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Daha sonra buraya 3 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 Tamamlayalım. 3. çarpıyı tamamlayıp hemen üzerimizdeki delikten değil de ikinci boş delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Ve buraya da bu 3 çarpının üzerine 2 tane çarpı yapıyoruz. Tamamlayalım. Ve yine bir üst sıraya geçelim düz bir şekilde. 2'nin üzerine de 1 tane çarpı yapalım. Tamamlayıp iğnemizi alttan çıkaralım. İğnemizi çıkaracağımız yeri gösteriyorum. Burada yapmış olduğumuz 6 tane çarpımız var, çapraz. En baştaki birinci değil, ikinci çarpımızın sağ üst ucundan. Şuradan iğnemi çıkaracağım arkadaşlar. Arka tarafımı çeviriyorum. Şu şekilde. İşaretlediğim yeri birazcık daha belirginleştireceğim. Şurası. Şimdi iğnemle buraya gelmem gerekiyor.
Şimdi burada bu kırmızı çarpılarımın hemen altından arkadaşlar geçiyorum. Şu şekilde. Çarpılarımın altından geçtim. Bir tane de altından geçiyorum. Şu şekilde. Sonra da işaretlediğim noktadan iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Çevirdim arkayı. Şu an işaretlediğim yerdeyim. Buradan da bu kahverengi çarpının yanına devam ederek 4 tane çarpı yapıyorum. 2 3 ve 4. Tamamlayalım. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde bir üst sıraya geçtim. Şöyle. Hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. Bu sefer 5 tane çarpı yapıyorum sağa doğru. 2 3 4 5. Tamamlayalım. Beşinci çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Bu sefer 6 tane çarpı yapacağım. 6. çarpıyı tamamlayıp bir üst sıraya çıkıyorum. 7 tane çarpı yapıyorum bu sıraya da. Sağa doğru devam ediyorum. 7. çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde bir üst sıraya geçeceğim. Fakat bu şekilde düz bir şekilde çıkardım ya iğnemi arkadaşlar. Hemen bir üst sıradaki boş delikten çıkardım. Buradan değil de hemen onun sağındaki ikinci delikten iğnemizi çıkaralım ve 3 tane çarpı yapalım. 1 2 3. Tamamlayalım. 3. çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken İpimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten çıktım. Bu sefer 2 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. İpimin hemen üzerindeki boş delikten çıktım. 1 tane çarpı yapıyorum. Ve bu çiçeğimi tamamlayarak iğnemi alttan çıkarıyorum. Şekilde. Şimdi sağ tarafa doğru bakan çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Başlangıcı için burada bulunan 13 tane üst üste çarpımızın en üstteki birinci değil, ikinci değil, üçüncü çarpımızın sağına doğru boş kareleri sayacağız. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. boş karenin sağ üst deliğinden iğnemi çıkaracağım. İşaretimi koydum. Ve şu şekilde iğnemi çıkardım. Buraya hemen sağ alt çaprazdaki deliğe batarak bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlamak için battım ve düz bir şekilde değil de bu çıktığım yerin solundaki delikten çapraz iğnemi çıkardım. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Şimdi buraya iki tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Yine düz bir şekilde değil, bu çıktığımız deliğin solundaki delikten çapraz çıkalım. 3 tane çarpı yapalım buraya da. Tamamlayalım. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Yine düz değil, hemen solundaki delikten çıkarak buraya çarpılar yapacağım. Toplamda 7 tane sağa doğru çarpı yapmış olacağım. Tamamlayalım. Geriye dönüp. Beşinci çarpımı tamamlıyorum. Altı. Ve yedinci çarpıyı tamamlamak için batıp bir üst sıraya düz bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde çıktım. Bu sıraya 6 tane çarpı yapalım. 1 Şu şekilde ve geri dönüp çarpıları tamamlayalım. Altıncı çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. Kahverengi çarpımızın uç kısmından çıkmış olduk. Devam edelim. Sağa doğru 5 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Son 5. çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. Bu sıraya da 4 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Şimdi burada son 4. çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Çıkarken arkadaşlar iğnemizi bu sağa doğru çapraz yapmış olduğumuz 5 tane çarpı var ya, en baştaki değil, ikinci çarpımızın soluna doğru boş kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkarıyorum şu şekilde çapraz. Şimdi burada
sağa doğru çarpılar yapacağım 4 tane. O altta kalan ipim çarpılarımın altında gizlenmiş olarak kalacak arkadaşlar. 2 3 ve 4. Şu şekilde sağa doğru 4 çarpı yaptım. Tamamlıyorum. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde değil de hemen çıktığım yerin solundaki delikten iğnemi çıkardım. 5 tane çarpı yapacağım. Geriye döndüm, tamamlıyorum. Beşinci çarpıyı da tamamlayıp yine düz bir şekilde değil, bu çıktığım yerin solundaki delikten iğnemi çıkardım. 6 tane çarpı yapacağım. Tamamlayacağım bu çarpıları. Altıncı çarpı ile tamamlamak için battım. Yine düz değil, hemen solundaki delikten çapraz iğnemi çıkardım. 7 tane çarpı yapıyorum bu kez de. Şekilde yaptık. Geri dönüp tamamlayalım artık. Son 7. çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde iğnemi çıkardım ya arkadaşlar, şu şekilde. Hemen üzerindeki boş delikten çıktım. Buradan değil, onun yanındaki ikinci boş delik değil, üçüncü değil, dördüncü boş delikten çapraz iğnemi çıkarıyorum şu şekilde. Çıkardım. Buraya 3 tane çarpı yapalım, sağa doğru devam ederek. Tamamlayalım. Şimdi son üçüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Hemen üzerindeki delik değil, ikinci boş delikten düz bir şekilde çıkarak bir sıraya geçtim. Buraya 2 tane çarpı yapıyorum bu sefer. Tamamlıyorum. Ve yine düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Bir tane de buraya çarpı yapalım. Tamamlayıp iğnemizi alttan çıkaralım. Şimdi arkadaşlar iğnemizi, bu kahverengi çarpımız var ya, kahverengi çarpımızın hemen üzerindeki boş karenin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Buradan düz bir şekilde iğnenizi çıkarabilirsiniz. Şu şekilde. Arka görüntüsüne de bakalım. Şu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi devam edelim. Bu çıkardığımız yerden sonra sağa doğru 4 tane çarpı yapalım.
Tamamlayalım. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde bir üst sıradaki boş delikten iğnemi çıkardım. Buradan sağa doğru 5 tane çarpı yapacağım bu sıraya. Geriye döndüm, tamamlıyorum. Beşinci çarpımı tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya geçtim. Şu şekilde ve buraya 6 tane çarpı yapıyorum. Tamamlayalım. Ve düz bir şekilde yine bir üst delikte boş deliğe iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde. 7 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım artık. Geri döndüm. Yedinci çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çapraz çıkardım. Üç tane buraya çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu 3 çarpıyı. Ve yine ipimin üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. 2 tane çarpı sağa doğru devam ediyorum. Tamamlıyorum. İpimin hemen üzerindeki boş delikten son kez çıktım ve 1 tane çarpı yapıp bu çarpıyı da tamamlayarak ikinci çiçeğimi bitirmiş oldum. Arkadaşlar, çiçeklerimizi bu şekilde sağlı sollu yapıp havlunun sonuna kadar bitireceğiz bu şekilde. Sonra da aralarına yaprak koyacağız. İsterseniz yaprağın yapılışını da göstereyim. Şimdi 13 tane çarpımız var dedik. Bu 13 çarpımızın en başındakini 1 olarak sayalım. Hemen altındaki 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. çarpımızın sağ üst deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. 7. çarpının sağına doğru 3 tane çarpı yapacağım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3. Tamamlayalım şimdi. Ve düz bir şekilde bir üst sıraya geçelim. Şu şekilde. Yani 6. kahverengi çarpımızın sağına doğru çarpılar yapacağız. 7 tane toplamda sağa doğru çarpı yapalım. 2 Geriye dönüp bu 7 çarpıyı tamamlayalım şimdi.
düz bir şekilde bir üst sıraya geçelim. Şu şekilde. Bu sefer 6 tane çarpı yapalım sağa doğru. Geriye dönüp bu 6 çarpımızı da tamamlayalım. Son 6. çarpımızı tamamlamak için battığımızda battık. Çıkarken arkadaşlar bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delik değil, onun sağındaki bir ikinci boş delikten iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde. Ve buraya sağ tarafa doğru devam ederek 6 tane çarpı yapalım. Bu şekilde 6 tane çarpı yaptım. Baş tarafta toplamda 3 tane 3 kare boşluk bırakmış oldum. Devam edelim. Bu 6 çarpımızı tamamlayalım. Altıncı çarpımızı tamamlamak için battım. Çıkarken ipimin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. 4 tane çarpı yapıyorum. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde bir üst sıraya geçiyorum. Hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. Buraya bir tane çarpı yapmak için battım. Çıkarken arkadaşlar battığım yerin tam sağ üst çaprazındaki delikten iğnemi çapraz bir şekilde çıkarıyorum. Şu şekilde. Dört tane çarpı yapıyorum. Üç. Dördüncü çarpıyı yapmak için battığımda çıkarken sağ üst çaprazdaki delikten çıkıyorum. Bu şekilde aralara bir kare boşluk bırakmış oluyorum. Bir tane buraya da çarpı yapacağım şimdi. Tamamlamak için battım ve çapraz geri döndüm. Burayı tekrar edeyim. Biraz hızlı geçtim sanırım arkadaşlar. Burayı geri alayım sizin için. Şimdi buraya bir tane çarpı yaptık. Tamamlamak için battım ve battığım yerin sol üst çaprazındaki delikten iğnemi şu şekilde çıkarıyorum. Buradaki 4 çarpımı tamamlıyorum. 2 3 4. çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken battığım yerin sol üst çaprazındaki delikten iğnemi çıkardım. Şimdi burada bir tane çarpım var. Tamamlamak için battım. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmadım da bu çıktığım yerin solundaki delikten iğnemi çıkardım. Şimdi buraya bir çarpı yapmak için battım. Daha sonra battığım yerden sonra iki tane boş kare sayacağım. 1 2. İkinci boş karenin sağ üst deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde.
Sonra buraya bir tane çarpı yapmak için batıp çıkarken sağ üst delikten çapraz çıkıyorum. Aynı şekilde bir çarpı yapmak için batıp sağ üst delikten çapraz çıktım. Ve buraya bir tane normal bir şekilde çarpı yapıyorum. Geriye döneceğim. Bu çarpıyı tamamlamak için battım ve çapraz bir şekilde sol üst delikten çıktım. Aynı şekilde tamamlamak için battım ve çapraz bir şekilde sol üst delikten. Buradaki çarpıyı da tamamlamak için battım. Aradaki iki kareyi saydım ve ikinci boş karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkardım. Buradaki tekli çarpıyı tamamlamak için battım arkadaşlar. Şimdi çıkarken iğnemi ipimin hemen üzerindeki boş delikten değil de onun sağındaki delikten çapraz iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Buraya bir tane çarpı yapmak için battım. Battığım yerden sonra iki kare sayıyorum ve ikinci boş karenin sağ üst deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Bir çarpı yapmak için battım ve çıkarken çapraz sağ üst delikten çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüyorum ve çapraz bir şekilde tamamlayarak çarpılarımı ilerliyorum. Şimdi buradaki son çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken yine ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delik değil de onun sağındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Buraya bir tane çarpı yapmak için battım. Çıkarken arada 3 tane kare sayıyorum arkadaşlar. Battığım yerden sonra 1, 2, 3. 3. boş karenin sağ üst deliğinden iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum. Şimdi bu şekilde bir tane çarpı yaptım. Tamamlamak için battım ve tekrar geri döndüm. Buradaki çarpıyı da tamamlamak için battıktan sonra çıkarken arkadaşlar bu en uç kısımdaki yeşil çarpımız var ya, bu uç kısmın hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum şu şekilde. Ve buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Havlumuzun yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş halini bir sonraki videomuzda görebilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Farklı havlu örnekleriyle tekrar görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.